İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Katrin Bosnoyan. Sessizliğin yankıları 1915'in affetmeyen anısı. Javakhk'taki Ermenilerin geleceği. Amasya Müzesi'nde sergilenen 1700 yıllık mozaik Ermeni halkının kültürel mirasıdır. Bakü konferansı dünya toplumunu yanıltmak ve kamuoyunu ülkesinin doğasına ilişkin suçlardan uzaklaştırmak için kullanıyor. Batı Ermenistan Manastırı'na seyahat. Katrin Kovel'in kitabı Lidya'nın Yolculuğu, bir Ermeni mültecinin hikayesi. Ermeni hafızası tehdit altında. Dikranagert. Katrin Bosnoyan konuşuyor. 1915 yılının o vahim sabahında Ermeni halkını ağır bir karanlık kaplamıştı. Sadece onların sesini susturmaya değil, aynı zamanda onları ortadan kaldırmaya da çalışmaktaydı. Bir zamanlar canlı olan kahkahalarla ve hayatın günlük fısıltılarıyla dolu köyler küle ve harabeye dönüştü ve hikayeler rüzgarla birlikte yok oldu. Kendi vatanlarında düşman ilan edilen Ermenilere zulmedildi, evleri yıkıldı, kültürleri, tarihleri, mirasları yok edildi. Bir zamanlar umut ve hayallerin örtüsü olan gökyüzü artık mezarlığa dönüştü. Ermeniler sığırlar gibi sürüldü. Ermeniler haysiyetten ve ümitten yoksun bırakıldı. Çıplak ayaklarının altında yanan çöl kumları hayatlarını tüketen yangınları yansıtıyordu. Acı dolu çığlıklar çorak arazide yankılandı ve adalet umuduyla göklere ulaştı. Katrin Bosnoyan, Kahire'deki Metropolitan Okulu'nda okuyan, insan hakları ve gençliğin korunması konularıyla yakından ilgilenen Suriyeli Ermeni bir öğrencidir. Dünyanın farklı ülkelerinden siyasetçiler, uluslararası örgütler ve gençlik grupları Cavakh Ermenilerinin geleceğinin önemli olduğunu beyan ediyor. Ermeni toplumunun önümüzdeki tüm zorlukların ortak çabalarla üstesinden gelmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. Javakhk'taki yurttaşlarımız kültürlerini ve dillerini uzun yıllar korudular. Bu onların kırılmaz karakterlerinden ve ulusal öz farkındalıklarından kaynaklandı. Ağırlıklı olarak Vales ve Halkalak bölgelerinde yoğunlaşan Javakhk'taki Ermeni toplumu şu anda bir takım zorluklarla karşı karşıya. Bunun nedeni ise çoğunlukla göç, eğitimsizlik ve ekonomik sorunlardır. Javakhk'taki Ermenilerin geleceğini garanti altına almak için desteğin genişletilmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin Ermeni toplumunun sorunlarına daha fazla ilgi göstermesi, gençlere daha iyi koşullar yaratarak onların kendi topraklarında kalıp gelişebilmeleri de önemli. Bu nedenle uluslararası toplum ve yerel yönetimler Javakhk'taki Ermeni topluluğunun geliştirilmesi ve korunması konusunda işbirliği yapmalıdır. Sosyoekonomik durumun iyileştirilmesine, ulusal ve kültürel değerlerin korunmasına yardımcı olacak çözümler önermeye hazır olmalıdırlar. Amasya Müzesi'nde sergilenen 1700 yıllık mozaik, bilinen tek antik elma ağacı tasvirli mozaiktir. Keşfedilen bu anıt, Amasya elmasının eski çağlarda da lezzetiyle meşhur olduğunu kanıtlıyor. Mozaiğin Ermeni halkının kültürel mirası olduğunu belirtmek gerekir. Ermenilere uygulanan soykırımın, Armenosid'in ardından Türkler, Ermeni topraklarını işgal edip her şeyi ele geçirerek kendilerine mal ettiler. Elma, Ermeniler arasında en sevilen ve en yaygın meyvedir. Ölümsüz bir meyve olarak kabul edildi ve güçlü bir doğurganlık gücüne atfedildi. Uluslararası toplumun başka insanların vatanına, geleneklerine, kültürüne, diline ve hatta yemeğine el koymayla ortaya çıkan Türk sahtekarlığına ve karakterine dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'nin adalet ve tarihi gerçeğin korunması talebiyle yürüttüğü bu yağma politikasına son verilmesi gerekiyor. Bakü'de 11-22 Kasım 2024 tarihlerinde çeşitli ülke liderlerinin, resmi delegasyonların, uluslararası kuruluşların temsilcilerinin ve çok sayıda gazetecinin davet edildiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP29 planlanıyor. Bakü'nün konferansı dünya toplumunu yanıltmak ve kamuoyunu ülkesinin doğasına ilişkin suçlardan uzaklaştırmak için kullandığı çok açık. Ayrıca konferansa davet edilen yetkililerin ve yapıların kayıtsız yaklaşımının o ülkenin liderleri tarafından işlenen ve sürmekte olan suçlara teşvik olarak değerlendireceğinden şüphe yoktur. Bunlardan öne çıkanlar arasında şunlar sayılabilir. Azerbaycan'ın Eylül 2023'te Artsakh'ta soykırım, Armenosid ve insanlığa karşı suç olarak gerçekleştirdiği etnik temizlik, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının işgali ve kuvvet tehdidiyle Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne baskıda bulunması. Vank, Batı Ermenistan'ın tarihi topraklarında yer almaktadır. Tarihi ve kültürel öneme sahip bir yerdir. Vank'ın yani manastırının yapım tarihi bilinmemekle birlikte 19. yüzyılda bölgenin en büyük manastırı sayılmaktadır. 50 yıl arayla çekilen fotoğraflar karşılaştırıldığında manastır kompleksinde ciddi bir gerilemenin yaşandığı ortaya çıkıyor. 1975'te var olan önemli dairesel duvardan artık hiçbir iz yok. Artık kilisenin sadece iki duvarının bir kısmı ve az sayıda kalıntı kalmıştır. Pek çok ziyaretçi manastırın Ermeni halkının asırlık tarihini ve dayanıklılığını ortaya çıkardığını iddia ediyor. Ancak Vank yani manastır, Batı Ermenistan'ın çağlar boyu karmaşık kaderini hatırlatan yıkılmış tarihi yapılara da ev sahipliği yapıyor. Vank Manastır bize geçmişten günümüze kadar gelen, aynı zamanda hayatımızın içinde yer alan Ermeni tarihini hatırlatıyor. Burayı ziyaret etmek, tarihimizle yakından bağlantı kurma ve kültürel değerlerimizi öne çıkarma fırsatı sunuyor. Lidya'nın Yolculuğu, bir Ermeni mültecinin hikayesi kitabı, yazarın Katrin Kovel'in ablası tarafından yazılan 800 kelimelik biyografiden esinlenerek hazırlanmış harika bir eserdir. Ermenilere uygulanan soykırım, Armenosid'den sağ kurtulanlardan biri olan ve 1965'te vefat eden Kovel'in annesi Lidya Zakarya'nın hikayesini belgeliyor. Kovel, Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosid sırasında yaşanan olayların ölümünden sonra anılarını içeren mektuplar temelinde kitabı yazdı. Kitapta Zakarya'nın lise mezuniyet diploması gibi belgeler de yer alıyor. Lidya'nın Yolculuğu kitabı, Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosid sırasında Ermeni kadınlara uygulanan şiddetten kaynaklanan büyük utanç ve suçluluğun psikolojik yönünü derinlemesine araştırıyor. Lidya'nın Yolculuğu kitabı duygusal bir dille yazılmış ve Ermeni çocukların yaşayamadığı bir şey olan, korunmaya muhtaç olanlara yardım etme arzusu gibi pek çok temayı ön plana çıkarıyor. Kitap aynı zamanda aile dinamiklerini ve o dönemde neyin doğru neyin yanlış olduğunu da araştırıyor. Lidya'nın Yolculuğu kitabı Amazon ve Barnes & Noble'da mevcuttur. Hamlet Bedrosyan ve Marina Dedeyan'ın işbirliğiyle ünlü Fransız dergisi Le Spectacle du Monde, Dikranagert Ermeni hafızası tehdit altında adlı bir makale yayınladı. Adını Ermenistan Kralı Büyük Dikran'dan alan bu antik kent, bugün Azerbaycan'ın işgal ettiği ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ermeni ve Avrupa kültürünün bir cevheridir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.